Sonrası komplonun üzerinden 25 yıl gibi uzun bir süre geçti. Bu zaman diliminde Kürtler büyük saldırılarla yüz yüze kaldılar. Zor süreçti gerçekten. Hem içte hem dışta büyük saldırılarla yüz yüze kaldık. Cezaevi koşullarında belki de mesela ben 30 yılı aşkın süre cezaevinde kaldım. Zor süreçlerden geçtik. Ağır baskılarla yüz yüze kaldık. Ama bizi en fazla zorlayan süreç hangisidir diye soracak olursan 15 Şubat sürecidir. Yani çaresizliğin son sınırına ulaşmıştık. Yani önderlik gibi bir figür bizim maddi dünyamızdan çıkarılmıştı. Tutsak düşmüş ve en önemlisi de bizim yaşadığımız zorlu koşullar içerisine alınmış. Ve önderlik bizler açısından bir anlama sahiptir. Bunu burada vurgulamam gerekmiyor. Şimdi öyle bir durumda mesela bir tutsak neyi düşünür? İnanın ben şu anda yeterince izah edemem yani. İzah etmem mümkün de değil. Ne duygularımı yeterince izah edebilirim, ne o zaman yaşadıklarımın neler olduğunu böyle doyurucu bir şekilde izah edebilirim. Fakat şunu söyleyeyim ki çaresizliğin bittiği bir noktadaydık yani. Çok şey yapmak istiyor insan. Örneğin önderlik kaçırılmış. Görüntüleri Burca medyasında boy boy yayınladılar psikolojik savaş amacıyla. Bütün bunları biz izliyorduk. Şimdi bu durumda yani bir insan, bir tutsak, bir devrimci, bir pekkeli ne yapabilir, ne düşünebilir? İnanın dediğim gibi sözle ifade edemeyecek durum vardı o zaman. Dolayısıyla büyük bir öfke, büyük bir kin, bir nefret doğmuştu hepimizde. Tam o zamanda işte Maraş'ta Halit Oral arkadaşın başlattığı bir eylem vardı. Güneşimizi karartamazsınız eylemi. O eylemle kendisini feda etti ve bu artık cezaevlerinde bir direniş aracı haline geldi. Onlarca insan kendisini bedenini ateşe verdi. Onlarcası. Benim kaldığım cezaevinde de o zaman Aydın cezaevindeydim. Bir aç arkadaş yani çok sınırlı imkanlara sahiptik. Oranın koşulları biraz farklıydı diğer cezaevlerine oranla. Birkaç arkadaş kendisini feda etme girişiminde bulundu. Fakat sadece girişim düzeyinde kaldı. Şunu demek istiyorum. Her cezaevinde her arkadaşımız bu sürece bir biçimde dahil olmak istedi. Eğer partinin bir takım müdahaleleri olmasaydı bu eylem tarzı bütün cezaevlerini çok derin bir etkisini alacaktı ve belki de yüzlerce insan kendisini ateşe verecekti. Mesela ben psikolojik dengesini yitiren arkadaşlar oldu bizde. Duvarları yumruklayan, bağıran, geceleri bağıran, çağıran, yataktan fırlayan bir takım halüsinasyonlar gören arkadaşlar o ağır atmosferin bir etkisi olarak açığa çıktı. Dolayısıyla yani o Halit Oral arkadaşın eyleminden sonra kendisini feda etme eylemleri bir mücadele tarzı, mücadele aracı haline geldi ve onlarca arkadaş kendisini yaktı, değişik biçimlerde kendisini feda etti ve şey düştü. Şunu hep düşünürdük yani. Bizim içinde bulunduğumuz bazı koşullar var, cezaevi koşulları. Böyle sıradan yaşam koşullardan bahsetmiyoruz. Mesela şahsen kendim bunu çok düşündüm. Her zaman şey düşünmüştüm. Benim içinde bulunduğum koşullardadır önderlik. Herhalde bundan daha ağır bir atmosfer olamazdı bizlerin üzerinde. Bizim içinde bulunduğumuz bir takım koşullar var. Gerçekten öyle ki bir lokma ekmeği bile bizlere karşı bir mücadele aracı haline getirmiş bir sistem. Bir nefeslik hava bir araca dönüştürmüş bir sistemle yüz yüzeyiz. Ve diyoruz ki önderlik de gelecek bu koşullarda yaşayacak. Bu işte bizim ruh dünyamızı darmadağın ediyor. Yani tabir caizse yıkıyordu bizi yani. Kabullenemediğimiz bir şey.
önderliği o koşullarda düşünmek, hayal etmek olabilecek bir şey değildi yani. Fakat şurada yanıldık yani. Şimdi daha iyi görüyorum. Önderlik nerede olursa olsun asla bizim yaşadığımız koşullarda yaşamaz. Çünkü o biz değildir. O bambaşka bir figür, bambaşka bir dünyaya sahip bir insandır. Biz devletin nezdinde bir şeydik, fakat önderlik direnişiyle, zihin dünyasıyla ve esas olarak da duruş tarzıyla beraber devletin nezdinde bambaşka bir figürdür. Dolayısıyla öyle bir sürece geldik ki, öyle bir durum yaşadık ki önderliğe bile saygı duymak durumunda kaldılar. Demek ki bizler açısından önemli olan şu, önderliğin bu pozisyonunu doğru kavrayabilmektir. 1999'la birlikte önderliğimize karşı geliştirilen uluslararası komplo oldu. Yani bu dört temel gücü, temel dinamiği Orta Doğu sahasından silmek istiyorlardı. Yani eğer Orta Doğu'ya yeniden bir düzen vereceklerse engel olarak gördükleri bu temel dinamik ve en başında da söylediğim gibi önderliğimizin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Şimdi önderlik dendiğinde Kürdistan akla geliyor. Kürdistan dendiğinde de Orta Doğu'nun bel kemiği diyebileceğimiz dört temel ülke akla gelir. İran'dır, Irak'tır, Suriye'dir ve Türkiye'dir. Dolayısıyla önderliğin rolü bu dört ülkede yaşayan Kürtler arasında belirleyiciydi. Şimdi buradan meseleye baktığımızda aslında niçin önderlik üzerine bu kadar durduklarını daha iyi anlayabiliyoruz. Amaç neydi? Dedik ki Orta Doğu'dan önderliği çıkaracaklar. Kürtler üzerindeki etkisini kıracaklar. Ondan sonra belki de ellerinden gelebilirse idam ederek bir Kürt-Türk savaşını çıkararak sorunu daha çok içinden çıkılmaz bir kör düğüme dönüştürerek önderliğin sözünü ettiği o Kürt kapanını Orta Doğu'daki temel bu dört ülke içerisinde daha da sıkı bir şekilde öreceklerdi. Fakat umdukları gibi olmadı. Bambaşka bir tablo açığa çıktı. Ve önderlik bırakalım tasfiye edilmeyi, önderlikle özgürlük hareketi daha fazla, daha güçlü, yepyeni bir perspektifle, bir dizgeyle mücadeleyi kaldığı yerden sürdürdü ve günümüze kadar gelebildik. Günümüze dönüp gerilere baktığımızda biraz önce söylediğim gibi gerçekten büyük kayıplar verdik ama aynı zamanda çok büyük mevziler de elde etmiş durumdayız. Hiçbir zaman PKK bugün olduğu kadar Kürdistan'ın dört parçasına etki sahibi olamamıştı. Fakat günümüzde dört parçada temel belirleyici güç haline gelmiştir. Uluslararası komployla hareket tasfiye edilmedi. Tam tersine önderliğin geliştirdiği yeni bir paradigma ile daha fazla Kürdistan sathında kök saldı. Daha büyük bir güce dönüştü ve gelinen aşamada artık dünyanın hangi gücü olursa olsun Orta Doğu'da bir şey yapmak istiyorsa mutlaka özgürlük hareketini dikkate almak durumunda kalmıştır. Ben bir Pekkeliyim diye bunu söylemiyorum. Elini vicdanına koyan herkes bu komplonun amacına ulaşmadığını görecek. Avrupa'da önderlik öyle bir hava estirmiş ki Avrupa toplumları arasında. İnanın 20. yüzyılda Bolşevizm nasıl bir etki yarattıysa Avrupa toplumlarında 21. yüzyılda ateizm o etkiyi yaratıyor. Akın akın katılımlar var. Büyük bir destek var toplumlarda. Yani komplo kurarlarken önderliği tasfiye edelim derlerken aslında bu komplo önderliğin evrenselleşmesine yol açtı. Dünyanın her tarafında bu dalgaya yayılıyor. Meksika'dan bilmem Afrika ülkelerine kadar, Hindistan'a kadar. Dolayısıyla yani dediğim gibi ben Rojava devrimini bir kenara bırakıyorum. Kuzey Kürdistan'da yaşanan mücadelenin yarattığı etkileri bir kenara bırakıyorum. Sadece onun önderliğin dünyada yarattığı etkiyi bile göz önünde bulundurduğumuzda bu komplonun başlarında patladığını
görebiliyoruz yani. Koplo sonuçsuz kalmıştır. Tam tersine önderlik tasfiye olmadı, hareket tasfiye olmadı. Tersi bir sonuç açığa çıktı ve önderlik bugün Meksikalı köylüler arasında tartışılıyor. Değil mi? Afrika'da önderlik adına mahalleler kurulmuş, komünler kurulmuş Afrika ülkelerinde. Hatta Kenya'da onun tutsak düştüğü yerde. Yani bunlar az buz sonuçlar değil. Evet, önderlik fiziken yok aramızda, doğru. Fakat onun fikirleri aramızda. Onun fikirleri bizi yönetiyor şu anda. Fikirleri bütün Kürdistan'da yayılmış, kök salmış, etkilidir. Hatta bununla da sınırlı kalmıyor. Belki ileride konuşuruz. Dünya satına yayılmış. Dolayısıyla bu çok bizler açısından çok değerli bir mevzu. Bu tecrit denilen şey hegemonik güçlerin İmralı'yı bir yerde önderliği açan güçlerin çaresizliğinin dışa vurumudur. Zaten Türk devletinin orada çok fazla bir fonksiyonu yok. Önce onu söyleyelim. Önderlik bunun tespitini yapmış. Türk devleti orada sadece bir gardiyandır. Esas mimarları uluslararası güçlerdir. NATO'dur, ona bağlı kurumlardır. Zira önderliği oraya götüren o, İmralı'yı aştıran kendileri. Eğer cezaevleri böyle bir eyleme başvurmuşsa, bunun bir sebebi var. Değil mi? Sebebi de şu, önderliğin üzerindeki izolasyonu kıracak tarzda güçlü bir mücadele yürütülmüyor Kuzey Kürdistan'da. Bakın burada özel olarak Kuzey Kürdistan'dan bahsediyorum. Kuzey Kürdistan'da mücadele bir kısım tutsak aileleriyle sınırlı kalıyor. Bu çok iyi bir şey değildir. Cezaevleri eğer böyle bir eylem başlatmışsa tam da bu nedenle yapmıştır. Kürdistan toplumu özellikle de Kuzey Kürdistan halkı, kurumları, örgütlü yapıları bence bundan iyi bir ders çıkarmalılar. Eğer bu toplumdaki devrim bu düzeyde devam ederse şunu emin olun, cezaevinde onlarca tabut çıkar. Bu eylemi bırakmayacaklar. Ben cezaevinde yaşamış biri olarak oradaki hissiyatı biliyorum yani. Yıllarca kaldım, aynı süreçleri yaşadık ve en önemlisi 15 Şubat gibi bir süreci yaşadık. Dikkat edelim, 15 Şubat'ta ölüm oruçları planlandı fakat halkın büyük eylemleri nedeniyle uygulamaya konulmadı. Çünkü halk ayaktaydı. Böyle bir şeye ihtiyaç kalmamıştı. Kesinlikle bir sarsılma yaşamalıdır. Ve biz burada herhangi bir sıradan olaydan bahsetmiyoruz. Önderliğin özgürlüğüdür bizim söz konusu ettiğimiz. Avrupa'da yaşayan Kürtlerin de görevleri vardır. Burada da bir takım eylemler var. Planlamalar oluşturulmuş, örgütlenmeler yapılmış, gidiliyor. Fakat burada da verili eylem kalıplarının dışına çıkmak gerekiyor. Öncelikli olarak yerel parlamentoları, tek tek ülkelerin parlamentolarına baskı uygulamak gerekiyor. Basınç oluşturmak gerekiyor. Kürt toplumu, Avrupa'da yaşayan Kürtler buna yatkındır aslında. Bu güç var, bu örgütlenme düzeyi var, bu karar var, bu irade var. Fakat iş bunu planlamaya geldiğinde bir takım takıntılar yaşıyoruz. Başta söylediğim gibi herhangi bir figür değildir bizim söz konusu ettiğimiz. Önderliktir ve bunun özgürlüğü zorlu bir mücadeleyi gerektiriyor. Bu zorlu mücadele kısa sürede planlanmalı ve örgütlendirilerek realize edilmelidir ki bu süreç kısalsın. Aksi durumda önderliğin de acıları artar, toplum olarak bizlerin de acıları artar, özgürlük hareketinin de acıları artar yani. Dolayısıyla bu başlatılan açlık grevleri, cezaevlerinde başlatılan açlık grevleri çok önemli bir araca dönüştürülebilir. Belki eylemin en büyüğü de şudur, önderlik paradigmasını örgütleyerek direnmek. Zaten örgütledikçe güç haline döner. Toplum bu dizge etrafında birleştikçe toplumsal bir güç haline gelir. Dolayısıyla aslında her şey hazır. Formülasyonlar ortaya konulmuş. İşin önemli yanı toplumun öncüleriyim diyen bu misyonu yüklenmiş insanların kollarını sıvamasıdır.
örgütle toplum arasında komünler kur, meclisler kur, halk kendisi direnir zaten. Hatta direnişin kendisi budur zaten. En büyük katkı belki budur. Başlatılan hamleye yapılacak katkı. Toplum yaratıcıdır. Bizim bildiğimiz böyle. Yani vakti zamanında bir tane böyle evrenselleşmiş bir devrimci önder demiş ki en büyük öğretmen toplumdur, halktır. Yani öncüler halka inisiyatif tanıdıktan sonra, önünü açtıktan sonra halkın yapmayacağı hiçbir şey yok. Örgütlemeyeceği hiçbir eylemsel plan yoktur. Bu hamle gündemini ıskalamamak gerektiği inancındayım. Yani seçim olabilir, benzer bir takım politik çalışmalar olabilir. Bütün bunlar aslında hamlenin bir eklentisi haline getirmek gerekiyor. Hamle temel gündem olmalı. Önderliğin özgürlüğü temel gündem olmalı. Bunun dışında hiçbir Kürt başka bir şey düşünmemeli. Çünkü önderlik devindikçe biz var oluruz. Önderlik devindikçe biz toplum olarak toplum oluruz. O devindikçe kültür sahibi oluruz. O devindikçe tarih sahibi oluruz. Dolayısıyla deviniminin önünü açmak gerekiyor. Bu da bizim görevimiz.